Bu adet de yeni mi çıktı? Paranın niye peşini almıyorsun kızım? Ya yatırmazsa? Yatırır o. Öyle biri değil. Bak sen. Enisa ha? Bu ismi nereden buldun? Belki benim adım gerçekten Enisa. Sen ne biliyorsun? Yatırmış. Hı, gözümüz aydın. Kızın paraya ihtiyacı vardır. Yardımcı olalım. Hadi götür onu da Bilal abiye. İmzalat senetleri. Ne kızıyorsun be? Bana bak. Eğer o herife bu kızdan bahsedersen mahvederim seni. Görmedin onu. Yok bende kızımız. Zaten çok durmayacak, gidecek. Açma ağzını sakın. Musallat etme kızın başına. Başım belaya girerse karışmam bak ona göre. Hadi git çek şu parayı ver de ağzı kapansın. Akşam çok işimiz var. Ona göre erken çıkacağız. Tamam. Saat 6 gibi gelir alırım seni. Bak kapıda bekletme beni hır çıkar. Üf, tamam Sami tamam. Kızı evde yalnız mı bırakacaksın? Defol Sami. Uyandırdım mı seni? Kusura bakma, kapı elimden kaçtı. Yok, uyumuyordum. Kardeşin kızdı mı sana? Ha, yo. Niye kızacakmış? Tanımadığın birini misafir ettin diye huzursuz oldu sanki. Yok canım, nereden çıkardın? Rahatsız ettim sizi. Ay saçmalama Fatma Gül. Hadi git yat, dinlen biraz. Gece seni yalnız bıraksam bozulmazsın değil mi? Düğüne gideceğiz de teyzemin torunu evleniyor. Ya. Hmm, gitmezsek olmaz şimdi. Tabii. Yalnız kalabilirsin değil mi? Sizin için bir mahsur yoksa kalırım. Yok canım, ne mahsuru olacak? Kalırım o zaman. İyi, sen de sessiz sessiz kafanı dinlersin biraz, rahatına bakarsın. Ben de şöyle akşam üzerine kadar uzanayım, kafamı dinleyeyim biraz. Hadi Allah rahatlık versin sana. Sağ ol. Tuttu ki Emre'yi. Kesin bir soruyordur. Tamamdır, hadi yürü. Ne oldu? Önce yok mok dedi. Sonra ikna oldu. Bulacak adresi beni tamam. İyi hadi güzel. Ama söz vermeyeyim dedi. Yani bakarız dedi sonuçta. Ama o bakar, bulur. O da bizim mahalleli. O kadar torpilimiz olsun artık değil mi? Sağ olsun. Sen de sağ ol Emre. Allah hepinizden razı olsun. Ama bunu benden duymadınız ha. Aman. Tamam, sen rahat ol. Rahat ol, rahat ol. Merak etme. Yeter artık, yapma. Topla kendini. Münir de ağzından kaçırmadı biliyorum. Sırf beni utandırmak için yaptı. Sen başlattın ama olayı. Kontrolünü kaybetmeseydin. Selim'in mesajlarını dinliyorsun, bu ayıp. Ama bunu açık etmek de aptallık şimdi, kabul et. Ya az üstüme geldiler, bir de sen üstüme gel. Hepten yılıp kalayım şurada. Hadi yürü çıkalım. Bastı beni burası. Gaye, annemlere bir şey belli etme olur mu? Anlatmadan duramam. Babam Selim'le sorun yaşadığımızı bilmesin. Bir şartla, ezik olma bu kadar. Dik dur biraz sen de. Selim'in seni herkesin içinde hırpalamasına izin verme bir daha. Ya bütün bunlar kızın yengesinin oyunu olabilir mi? Kendini unutturmamak için bizi tedirgin etmeye çalışıyordur belki.
Olamaz mı? Ya hiç zannetmiyorum. Ona ne kadar güvenebiliriz ki? Aşk özünün teki. Orası öyle de ya ben Kerim'le konuştum, burnundan soluyordu çocuk. Ben de konuştum işte, biliyorsunuz. Ya kızın kaçtığı doğru. Neyse ki arkadaşına gitmiş. Ya en azından polise gitmemiş, onu biliyoruz. Erdoğan'ın şoförü de burada ya nasıl olsa. Tehlike yok. Sizi odanızda sandım. Kahvelerinizi getiriyordum ben de. İçmeyeceğiz Yadigar Hanım. Çıkıyoruz biz. Hazır mısınız? Hı hı. Annenle mi buluşacaksınız? Evet. Hı hı. Sabah için özür dilerim. Meltemciğim. Anneciğine çok selam söyle. Akşama yemeği bekliyorum hepinizi. Söylerim ama akşam için programları ne bilmiyorum. Selamlarımızı söyleyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gayecim görüşürüz. Görüşürüz. Ben de çıkıyorum. Benim arabayla gidelim isterseniz. Saçmalama be. Tatil günü şoförle mi dolaşacağız? Hadi eyvallah. Sen benimle gel istersen. Yok, ben gideyim. Büyütürler şimdi. Sigorta olayım arada. İyi, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Selim Bey'in arabasını mı takip edeceğim? Yok, hayır. Yola çıkalım, ben nereye gideceğimizi söyleyeceğim sana. Bunu da atlattık. Çok becerikliyiz. Bu çirkinliklere dahil olmaktan nefret ediyorum. El birliğiyle idare edeceğiz abla, başka çare yok. Meltem'e yapılanın, o kızla Kerim'e oynanan oyundan ne farkı var? Sorarım size. Ne alakası var? Gözünüzü kırpmadan insanların gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bütün bunlara sessiz kalmak kahrediyor beni. Ne yapıyorsam ailemiz için yapıyorum Perihan. Hangi aileden söz ediyorsun sen? Ailenin temelinde sevgi olmalı. Saygı olmalı. Güven olmalı. Tabii tabii, yani mutlaka. Biz bunların hepsini yitirdik. Sevgisizliğine alıştım. Güven zaten hiç olmadı. Ama saygısızlığa tahammülüm yok Reşat. Kendin dahil hiç kimseye saygın kalmadı senin. Kendine bir çekidüzen ver. Seni ilk ve son defa uyarıyorum. Beni yeni kararlar almak zorunda bırakma. Perihan lütfen. Nereden geldik şimdi biz buraya? Ben anlamadım ki. Birikim. Birikim enişte. Bardağın neyin taşırdığını bilmiyorum. Ama dikkatli olmanı tavsiye ederim. Şu sıralar ailenin yeni bir gündemi ya da yeni bir stresi kaldıracak durumu yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.